Şefkat! Ne oldu çocuğum, oldu bitti mi? Ha, çıkaracaklar mı seni? Ne yaptılar sana? Yamuk var mı yamuk? Yem yapmış, sen bilirsin. Ya bir durun Allah aşkına, bir bunaltmayın. İçeride bu kadar bunaltmadılar ya. Ya Cevdet Bey, itimadınız için teşekkür ederim. Sayenizde bırakmışlar beni. Sağ olun, var olun. Ne demek evladım? Benim sana her zaman itimadım var. Eyvallah. Ama kamu davası açılacak her halükarda. 2 saat boyunca nerede olduğunu söylemediğin için. Şahit falan yok mu Şevkat? Ya ben o işi halledeceğim. Sen merak etme ama hadi. Hadi ben çok bunaldım ya. Bir nefes alayım. Hadi çıkalım dışarı. Hadi. Esin gel, ben seni bırakayım. Bora çok sağ ol ya. Da şimdi Şevkat yeni çıktı ya sorgudan. Ben bir onun yanında olayım. Tamam. Yani tamam, biz de biraz tanıdık Şevkat'i. Böyle bir şey yapmazmış gibi geliyor insanın aklına ama... yani bütün deliller de aleyhine görünüyor Esin. Da, yani Şevkat böyle bir şey yapmaz. Ben eminim. Şevkat yapmadıysa kim yaptı peki? Yani o antika ile kar maskesi bagajına nasıl girdi? Tamam Şevkat, hepimiz biliyoruz. O antikayı tabii ki sen çaldın. Peki ama kim çaldı? La, her kim çaldıysa niyeti hırsızlık falan değil. Çok belli yani. Benim üstüme oynuyor. Göya ayağımı kaydırıp beni faka bastıracak. Kesinlikle. Oğlum Şevkat neye uğradığını şaşırdı. Abi nasıl becerdiniz bu işi? Ya ben bunun 9.000 lira civarı vergi borcu olduğunu duydum. 9.000 liralık vergi borcum olur. 600'lü yumurtacı. Birlikte antikacı derken bu dallama antikalardan birini eline aldı, tamam mı? 10.000 lira. Vay vay vay. Hayırlı işler Cevdet Bey. Biz de 1 liraya organik tavuk yumurtası satma derdindeyiz vallahi. Zaten bu tezgah orada geldi aklıma. Hemen antikanın fotoğrafını çektim çaktırmadan. Bana bak, bu olayda Esin'in başına bir şey gelirse... kimsenin gözünün yaşına bakmam ona kadar. Eyvallah. Başka bir şey var mı? Yok. Gidebilirsiniz. Görüşürüz Şevkat. Gece Esin'le birlikteyken Şevkat geldi. Hemen onun fotoğrafını çekip Gülsel'e yolladım. Hadi eyvallah. Şevkat. Şevkat. Dikkatli ol, tamam mı? Olur. Şevkat, Şevkat. Dönünce haber ver bana. Olur. Ben de gelen fotoğrafa bakıp hemen benzer kıyafetler temin ettim. Diğer bir arkadaş önüme bir atladı. Ben de... Şimdi dükkana giriyorsun. Sadece bu antikayı alıyorsun, hemen toz oluyorsun. Anlaştık mı? Anlaştık. Plan tıkır tıkır işledi. Herif antikayı çalıp bizim dallamanın arabasına gece gizlice koydu. Sonra isimsiz bir ihbar. Oğlum hemen paketlediler herifi. Yani peki kardeşim, kim senin üstün oynuyor? Kim sana suç atmak istiyor yani Şevkat? Vallahi artık her kimse beni gayet yakından tanıyan biri. Bu çok açık. Bak, Cevdet Bey'in antika dükkanını biliyor. Ya benim arabayı nereye park ettiğimi biliyor. Hatta o gece üstüme ne giydiğimi dahi biliyor. Anladın? İhtimaller kısıtlı yani. Ya bebe orada at oynatır gibi takılmış kameralara oynamış ya. Helal olsun abi ya. Çok iyi iş çıkarmışsınız. İşin en ballı tarafı da bu dallama soygun sırasında nerede olduğunu bir türlü açıklayamadı. Şivo, kanka ne diyeceğim sana ya? Şimdi sen bu olayın olduğu saatlerde tam olarak neredeydin? Hani bir mobese kamerası vardır, ne bileyim bir şahit vardır. Hani seni aklamak babında şey ediyorum ben. Oğlum başkalarının hayatı söz konusu diyorum. Anlamıyor musun sen?
Ben şimdi orada kendi bilmem neremi kurtaracağım diye milletin hayatını tehlikeye mi atayım? Ben öyle bir adam mıyım? Söyleyemezdim diyorum. Laftan anlayın işte. Allah Allah ya. Hayret bir şeysiniz ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.